Ya. Herkese merhaba. Bugünkü videoda bu tip tezgahların genelinde bulunan Z eksenindeki dijital göstergenin değiştirilmesi konusunu ele alacağız. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz aynı zamanda bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tip tezgahların Z ekseninin genelinde bir tane dijital gösterge bulunuyor. Bu gösterge milimetrenin %1'i hassasiyetinde ölçüm almamıza olanak tanıyor. Ancak bu göstergelerin performansı düşünüldüğü kadar başarılı değil. Kronik problemlerle beraber geliyor bunlar. Örneğin ölçü tutturamamak, ölçü kaçırmak, ekranın bozulması vesaire gibi. Bir süre sonra tabii ki benimki de bozuldu. Ben de değiştirme kararı aldım. Esasında bu tezgahların Z eksenindeki o dijital göstergeye pek ihtiyaç yok. Çünkü kendi mikrometrik bileziği milimetrinin %2'si hassasiyetinde ölçü alabilmemizi sağlıyor. Bu aralıkta bu tip tezgahlar için gayet kabul edilebilir düzeyde. Ancak bu dijital göstergenin kullanımına alıştığınız zaman da bu mikrometrik bileziği kullanmak maalesef eziyet olmaya başlıyor. Benimki de bozuldu. Ben de değiştirme kararı aldım. Bir müddet ekransız kullandım. Aslında ona da alışılıyor ama bu dijital ekran süreyi bir aylık kısaltıyor. Ben yurt dışından bu dijital ölçü aletini tercih ettim. Şahe marka. Ortalamanın biraz üzerinde. Üzerindekinden birazcık daha kaliteli bir ölçü aleti. Gelin şimdi dilerseniz önce kutusunu açalım. Zaten kutunun içinden pek bir şey çıkmıyor. Ardından montajını yapacağız. Gösterge esasında bunun da çok kaliteli bir gösterge olduğunu söyleyemeyeceğim, ancak tezgahın üzerinden söktüğümden daha iyi bir dijital gösterge diyebilirim. Maalesef bu formda ve bu ölçüde tezgahıma sığabilecek başka bir marka bulamadığım için ben bunu almayı tercih ettim. Zaten kutusunun içerisinden de pek bir şey çıkmıyor. Torba çıkıyor. Torbanın içinden de gösterge çıkıyor. Şahe marka. 100 mm'lik bir gösterge almayı tercih ettim ben. Cetvel bana fazla uzun geldi. Çünkü orijinalindeki cetvelin uzunluğu bu kadar değil. Gerçekten şuralarda falan bitiyor. Şu kadarı fazla gibi. Eğer tezgahın içerisinde bunu sokacak yer bulamazsak bunu buradan kesip de monte edeceğim. Gördüğünüz gibi benim ekranımın virgülden sonraki iki hanesi maalesef artık gözükmüyor. Öncelikle panodaki bu 6 tane cıvatayı söküp panoyu çıkartacağım. Ardından bu iki cıvatayı söküp dijital göstergeyi çıkartacağım. Ardından yenisini yerine monte edeceğiz. Ben şimdi iki cetveli de söktüm. Gördüğünüz gibi aslında orijinalden bu çok daha uzun. Bunu şimdi aynı boya kısaltmamız gerekecek her iki taraftan da. Ve uygun delikleri açacağız bunun üzerine. Kalemle şöyle işaretleyeyim. Bu taşlanmış bir malzeme ama sertleştirilmiş mi bilmiyorum. Sertleştirilmişse buradan delik açmak çok zor olacak. Aslında bu eski cetvelin buna uymasını umuyordum, ancak bunun kalınlığı daha fazla. Tekrar baştan taşlatmak gerekiyor bunu. Hiç onunla uğraşmayacağım. Doğrudan buradan kesip deliklerini açacağım ve montajını yapmayı planlıyorum. Şimdi bunu keselim burada. Yeah.
Maalesef bunu denemedim. Aşırı sertleştirilmiş. Bu elmasla da delmeyi denedim. Maalesef matkap bunun içinde ilerlemiyor. Ancak kendi üzerine bağlı olan braketi frize tezgahıma monte ederken kullanabileceğim gibi gözüküyor. Dolayısıyla boşu boşuna delmeye çalıştım işin açıkçası. Bu şekilde de tezgaha monte edebiliyorum. Şimdi gelin dilerseniz bunun montajını yapalım. Dijital ekranı başarılı şekilde değiştirdim. Yeni taktığımız ekran bundan daha iyi. Hem daha yüksek bir çözünürlüğe sahip, aynı zamanda daha düşük bir gecikme süresine sahip bu. Bu da daha kolay ve daha doğru ölçü almamıza yarayacak ileride. Monte ederken bir takım zorluklar yaşadım. Özellikle cetvel sertleştirilmiş materyalden yapıldığı için neredeyse delmek imkansızdı. Birkaç tane matkap ucu yaktım. Hatta elmasla bile delmeyi denedim. Ancak olmadı. Isıl işlem uygulayarak malzemeyi yumuşatamadım. Çünkü altında bir tane manyetik donanım var. Isıyla o bozulacaktı. Onu da yapamadım. Bir süre sonra ölçü aletiyle beraber metal braket geldi aklıma geldi. Onu takabilir miyim dedim ve onunla sorunsuz şekilde monte ettim. Boşu boşuna delmeye çalıştım aslında. Siz de izlediniz az önce. Bu şekilde çok daha düzgün oldu. Umarım uzun yıllar sonsuzca kullanacağım. Umarım bu videodan istifade etmişsinizdir. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.